neyle başlayalım? İlk sorumuz gelse bu. Önce bir Instagram adresini verelim mi hanımlar beyler? Instagram adresimiz gelsin bakalım. Nur Viral zaten altta da görüyorsunuz. Canten hocamla birlikte bir video çektik. Onun altında sorularınızı paylaşabilirsiniz. Şeyde soralım. Eşinin yaptığı yemeklerden dolayı evine böyle koşarak gelen şey var mı? Eşi koşarak gelen var mı acaba? Yemekten dolayı. Yemekten dolayı. Neden? Çünkü bayanların çoğu şunu soruyor. Gelir gelmez bugün ne var diyormuş. Adam aç diye soruyor. Ama yani hayatım nasıl geçti günün? Yani önce bir hal hatır sorarız. Adam hemen ne yemek var diye geliyormuş. Yani. Peki, onun için soralım. Ne yemek var diye gelen kaç beyefendi var onu da cevaplasınlar. Evet. Devam ediyoruz. Daha doğrusu ilk sorumuzu soruyorum. Eskişehir'de yaşıyor sevgili seyircimiz. Yani hiç yapılmayacak bir hareket yapmış. Bileziklerini alıp kocası eski sevgilisine hediye etmiş. Ya böyle bir şey olur mu ya? Şimdi bir defa eşine karşı yapılabilecek en büyük rencide edici, onu en aşağılayıcı, en küçük düşürücü hareket bu ya. Rezillik hocam. Rezillik tabii. Sen al eşinin bileziklerini, kaçır, tak sevgiline. Valla bence bu evde baya bir cümbüş çıkar ve bu evliliğin kurtulması da yani bu olaydan sonra kolay kolay unutulacak bir şey değil bu. Değil mi? Tabii çok zor toparlanır bu ilişki. Şefim bak bu konu seni de ilgilendiriyor. Hep bizi ilgilendiriyor. Yemekten bu kadar bahsedince. Evet. Kaynanası yaptığı hiçbir yemeği beğenmiyormuş. Zaten kaynanalar biraz zor yemek beğeniyor galiba değil mi? Şimdi bana kızmasınlar ama çünkü neden onlar yani yılların ustası oldukları için hani gelinler daha tazecik. Evet. Beğenmeyebiliyorlar. Bir de şöyle yani en büyük hatalarımızdan birisi şu. Anneler çocuk zaten okuyor. Yeter ki okusun. Evet. Bak her şeyi kendileri yapıyor, hazır veriyor. Yarın onun da evlenip bir anne olacağı, bir eş olacağı akla gelmiyor. Bence bu noktada hata yapmamak lazım. Küçük küçük, küçük yaşlarda ufak tefek bazı soruya şeyleri yaptırmak lazım. Soruya bakın, soru bomba. Yemekleri hiç beğenmiyor demiş. Seyircimiz de diyor ki, çok biliyorsan gel kendin yap desem ayıp olur mu? Şöyle, hiç ayıp olmaz. Ayıp olur. Yani neden ayıp olur? Bak şimdi. Ayıp. Hayır hayır bak şimdi. Burada ne dediğin değil nasıl dediğin önemli. Anne sen daha güzel yapıyorsun. Lütfen sen yap ben öğreneyim de. Aynı ifade ama daha kibarcası. Yani kırmadan. Yani ne dediğin değil nasıl dediğin önemli. Tabii. Yani biliyorsa kendin yap dediğin zaman olur mu bu? Ya bu kavga ne dedi? Lazım. Anne yani, ya senin bir ya bunu hak edebilir ama bu söylenmeli mi? Bence söylenmemeli, ilişki bozulur. Şunu demek lazım aslında. Anne senin bir kuru fasulye pilavın var. Damakları çatlatır. Bir mutfağa girsen de. Evet. Değil mi? Tabii. O güzel lezzetini bizimle paylaşsan. Süper olur. Bak ustamız da yahnimizi şöyle döndürüyor. Evet. Biz de dönüyoruz. Şimdi diğer sorumuz geliyor. Tatilde mini etek giyiyormuş sevgili seyircimiz. Ama evet. Ankara'da oturuyormuş. Ankara'ya gittiğimde uzun etek giyiyorum demiş. Ben kendimi mi kandırıyorum diye bize soruyor. Ya nasıl rahat ediyorsan öyle giyin. Yani sonuçta tatilde demek ki daha doğal, daha rahat. Orada işte konu komşu yok düşüncesinde yerine mi hareket ediyor? Yerine göre giyinmek diye bir bence şey var. Bence yerine göre giyinmek diye bir şey var. Sen nasıl rahat ediyorsan öyle giyin. İnternetten aşık olduğum kadınla yüz yüze hiç görüşmedim. İnternetten aşık olmuş hiç görüşmemiş. Ama şaka yapıyordur herhalde sana. Bunu bu soruyu okumam ya. Ne? Hamileyim diyormuş yüz yüze görüşmedi. Bu ne ya? Benden para istiyor. Ya şöyle onu aşık etmiş. Bakışarak hamile. Böyle bir şey olur mu ya? Yok canım belki burada başka bir şey vardır herhalde ya. Şöyle aşık olmuş bence başka birinden hamile bunun ilişkisini kullanarak bundan para istiyor olabilir. Yoksa bir adam bir araya gelmeden nasıl hamile olsun? Hocam bu bir tuzak olabilir yani hiç bakışarak. Tuzak da olabilir. Ekranın öbür tarafından hamile kalabilir hayır, misin? Hayır işte şöyle burada o işi bak mesela ne oluyor internette ilişkiler ilerliyor. İnsanlar birbirine bağlanıyor. Aşık ettikten sonra ya ben hamileyim, zor durumdayım, seni seviyorum ama ben bu işte böyle bir durumum var deyip para da istiyor olabilir. Yani aşık olduktan çok sonra enteresan. Yoksa bu adamdan olan bir şey değil bu ya. Evet. Orada bir araya gelmiyor. Şimdi başka bir soru. Kocası emekli maaşını alıyormuş. Emekli maaşını alır almaz da mağazaya gidiyormuş. Kendine böyle güzel kıyafetler alıyormuş. Sonrasında da 2 gün boyunca ortadan kayboluyormuş. Koca yok. Vay be. Adam 2 gün iptal. Şimdi yok, seyircimiz de soruyor. Diyor. Kocam beni aldatıyor mu diyor. Valla ben şüphelendim. Ben de şüphelendim. Yani şüphelendim. Neden şüphelendim? Şimdi düşün. Güzel güzel giyiniyor adam ve 2 gün yok. Neredesin 2 gün? Hatırlamıyorum. Yani hafızam silinmiş. Ya adamla konuşmak lazım. Yani nereye gidiyor, ne yapıyor? Bir de yani giyinip gitmesi şüpheli bir durum.
Ya sen koskoca bir ay boyunca kadın evde otursun, emekli maaşını evet. beklesin, gelecek paralar, borçlar ödenecek bilmem ne. Sen o emekli maaşını al, git başkalarına yedir. Yani o kadın senin kaşın gözün için mi gelecek yani? Bence de yani burada... Yani siz özellikle şu emekliler için söylüyoruz. İnanın bize gelen ihbarlarda bizim yüreğimiz sızlıyor. Öyle büyük tuzaklar kuruyorlar ki emeklilere. Yani böyle çeteler var, gidip buluyorlar. Yerini tespit ediyorlar. Ailesini tespit ediyorlar. Yani siz belki diyeceksiniz ki ne olacak benim aldığım emekli 3 kuruş maaşım ama evet 3 kuruş maaşınıza göz diken insanlar var ya. Dolandırıcılar var, çeteler var. Ne olur bunlara kanmayın. Özellikle emeklilere sesleniyorum. Özellikle emekli olup da yani hala ben de iş var diye. Havaya girip demeyeyim yani. Ya da her şöyle bak. Herkesin kendi güzelliği bak, var ama. Bak başka bir şey daha var. Eşini kaybetmiş. Hı. Adam boşlukta. Ya da kadın boşlukta. Yani sonuçta insan bir yol arkadaşı arıyor. Bir can yoldaşı arıyor. Hı-hı. Ve o can yoldaşı arayışının çok ciddi anlamda bak o beklentiyi sömüren, bunu çok iyi bilen çeteler var. Hı-hı. Biliyorlar yani. Sonuçta bir bakıyorsun tam aradığım gibi. Bana can yoldaşı olacak birisi. Ondan sonra senin dolandırıp elinde biriktirdiğin ne varsa alıp maalesef. Götürüyor. Bunlar çok örneklerimiz var. Aman dikkat etmek lazım. Şimdi 0212 333 33 70 ve 71 telefon numaralarımız. Program başında da söyledim. Kader insanları karşılaştırıyor. Karakter yakınlaştırıyor ama davranışlar uzaklaştırıyor. Ve bazen bizim yaptığımız hataları biz kadere bağlıyoruz. Diyoruz ki kaderim böyleymiş. Halbuki belki sen kendini o anda değiştirseydin, o olay karşısında bir tavır sergileseydin kaderin de böyle olmayacaktı. Tabii şimdi mesela davranışlar değişince aslında hayatlar değişiyor. Hayatlar değişiyor. Onun için ben bazı davranışlarım eğer zarar veriyorsa ilişkimize bırakmayı bilmem lazım. Evet. Maalesef bunun yapılmadığını görüyorum ben. Doğru. Şimdi şefim bir hemen görelim yahnimiz ne durumda? Soğanlar. Soğanlar etlerle beraber şu anda rengini döndürdü. Evet. Birazcık daha etin o kahverengi rengini yakalamak için bekliyoruz. Ondan sonra enginarlarla ilave edeceğiz içine. Enginarları minik minik kestik galiba. Tabii. Yani yine etin boyutunda oldu. Çünkü milfiyonu bunun içine koyacağız. İçine böyle... Etle beraber o aromayı almasını istiyorum. O tıkırtıyı duyacağım. Tıkırtıyı duyacağız. O hışırtıyı da duyacağım. Milföre sarılacak ya böyle ısırdığınız zaman kışırt diye bir ses gelecek. Canlı yayında bunu istiyorum. Tamam. Peki biz o zaman devam ediyoruz sevgili seyircilerimiz. Enginarlı kuzu yahnimizde dakika dakika size ayrıntıları vereceğiz. Önce bir etimiz bir karamelize olsun soğanla şöyle bir güzel. Evet dedik ya telefonlarımız var. Ekran başında bizi izleyen sevgili seyircilerimiz. Eğer ekran başındaysanız, dertleşecek kimse bulamıyorsanız, bana yol gösterecek kimse yok diyorsanız uzmanlarımızla karşınızdayız. İlk telefonumuzu alalım. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Nur Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Biz gayet iyiyiz. Umarım siz de iyisiniz. Çok büyük hocam, derdiniz nasılsın? Yok. Teşekkür İyisiniz ediyorum efendim. İyiyim. Sizden gelecek telefonla daha iyi olmak istiyorum. Öyle mi? İnşallah iyidir. Çok teşekkür ederim. Hocam ben... 3 senedir bir sorunum var. 3 evet. senedir kötü bir kadın benim hayatımda. Maalesef. Allah Allah. Nasıl bir kadın? İşte, kötü bir kadın. Yani ismini veremiyorum. Tamam. Anladım. 3 senedir hayatımı alt üst etmiş. Eşim varsa yoksa kendisi sadece onu görüyor. Çocuklarını unutmuş şekilde, beni unutmuş Allah şekilde. Allah Allah. Yani, nerede tanışmışlar? Hatta o kadar ilerledi ki nikah bile yaptı ona. 4 tane çocuk kendisinin var. 4 tane de benim var hocam. Vay bir dakika ya söyleyeceğim. Bir dakika nasıl nikah yapıyor? Siz nikahlı karısı değil misiniz? İşte imam nikahı yapmış. Yani tabii kendi arasında. Ve yeni yapmış. Yani o kadar mücadele verdim. Belki bitirir dedim. Ama maalesef bitirmemiş ve nikah yapmış. Kendisi de evli. Onun da kocası var. 4 tane de çocuğu var. Boşanmış değil mi kadın? Yapmışlar. Kadın boşanmış değil mi? Yapmışlarsa yani onu boşanmış mı, boşamamış mı artık hayatında var mı yok mu bilmiyorum. He. Ama tek bildiğim şey imam nikahı var. Yani bir de hocam o kadar kötü durumdayım ki çocuklarımla yüz göz şekilde olmuşum. Çünkü niye sürekli evde huzuru yok, kavga dövüş var. Benim yanımda hazırlanıp gidiyor. Allah Allah. Kadına gidiyor. Benim gelip de evde affedersiniz banyosunu yapıyor. Ve benim yanımda mesajlaşıyor. Ve ben buna dayanamıyorum. Ve birazcık tepki gösterdiğim zaman çocuklar ister istemez karşı geliyorlar. Babalarına hiçbir şey söyleyemiyorlar. Korkuyorlar herhalde. Evet. Ve ben karşı geldiğim için direktmen bana hedef almışlar. Beni hedef almışlar kendilerine. Yani hayatım. Hayır çocuklar da mı seni hedef alıyor?
Evet, çünkü niye? Ben herhalde kahve kardığım için hocam. Onun için sizi aradım. Ne yapabilirim? İyi, sağlığım gittikçe gidiyor. Gider. İlaçlar kullanıyorum ben. Şimdi daha önceden evet. De hiç aldatma olayı oldu mu? Ya ben 20 senedir aldatıyormuş beni başka kadınlarla da. Evet. Ama böyle bir şey ilk... Şöyle, yani daha önceden aldatmalar var ama ilk defa tutuldu birine. Evet, böyle. Buna bağlanmış, yani, tutulmuş bu. Yani hiç güzel bir kadın da değil. Yani affedersiniz, yani baksanız, yani o kadar çirkin bir kadın ki. Ben bakımlı, güzel, yani o kadar, yani her şeyle dört dörtlük, evime bağlı, evimi seven, çocuklarımı seven, kendisini çok seven bir insanım. Ya onun için ne kadar mücadele verdim, ben o kadar fakirlik çektim, buralara alan sayesinde geldim. Eli biraz para görünce başkaları bu sefer hadi buyur sen gel diyemiyorum. Boşamak da istemiyorum çünkü çocuklarım büyüyor, hepsi üniversiteye gidecekler. Ben kalkarsam, gidersem meydan onlara kalmış olacak. Ne yapacağımı bilmiyorum. Dayak da çok yedim. Yerlerde sürüklendim. Ah canım, onun ah yanında canım. Geldi. Affedersen zorlan benden istedi. Neyse dedim, çocuklarım için katlandım ama artık dünyam kaldırmıyor. Ve çocuklarımla konuşamıyorum. Çocuklarım sanki ben aldatmışım gibi. Yani o kadar evde kötü günler geçiriyorum. Çocuklarınız kaç yaşında? Üniversiteye hazırlanıyor diyor. Üniversiteye gitti, evet, geri gidecek. Evet, aynen, kızım üniversiteye hazırlanıyorlar. Yani en küçük çocuğunuz yani kaç yaşında? Ona bir şey söyleyemiyorlar. Ona sanki suçlu benim. Yani sen kavga çıkarıyorsun. Sen evimizin huzurunu bozuyorsun. Tamam da sen bak şimdi boşu boşuna mı kavga çıkarıyorsun? Sen aldatan, seni döven, sana bağıran, hakaret eden bir baba var ortada. Sen şimdi böyle bir eşe... Yani nasıl anlamıyorlar? Yani sus, sen bunları görme, sen bunları duyma, kapat gözlerini, kabul etme diyor çocuklar. Bunu diyorlar bana. Ben res çektim eşime, yani konuşmadım onunla, res çektim. Ben, sen böyle yaptıkça ben giderim dedi. Ben çocuklarımı affettim, yani affettim. Yani sürekli aman çarşıları, pazarları olsun, giyimleri olsun, önemli değil. Ben bir şey olmaz, çocuklarım için katlanıyorum dedim. Senin bir duruşun olmadı dediler. Yani her yerde ben suçluyum şimdi. Ben o kadar kötü bir durumdayım ki. Nedense bir kadının düşmanı gene bir kadın. Ve ben böyle kadınlara sesleniyorum. Niye? Yani başka şekil varken neden bu kadar insanların yuvaları yıkılıyor? Neden bu kadar insanların hayatını mahvediyorlar? Anlamıyorum. Yani bu hiç günlük dünyada, öbür dünyayı hiç kimse düşünmüyor. Sadece bir para, bir kendilikleri için bu kadar insanları her gün aldatılan kadınları izliyorum. Ben her gün kendim aynı kefeye koyun çünkü yaşadığım şey eskiden anlamıyordum. Empati yapıyorsunuz. Şimdi o kadar anlıyorum ki ve çok üzülüyorum. Çok yanlış yoldalar ve bu dünyalarında mahvediyorlar her iki tarafta. Ya siz o bırakın onun yanlış yolda olmasını. Siz kendinizi nasıl kurtaracağınızı. Böyle yuvaları yıkıyorlar, böyle gencecik çocukların hayatlarını. Ben mesela çocuklarımın psikolojisi alt üst. Benim psikolojim alt, ilaçlar kullanıyorum. Ben eşim beni hiç aramıyor. Ben affettikçe o bana, yani hiç görmüyor beni. Düz yüzüme bile bakmıyor. Sanki bulunmaz hiç kumaşı değil. Ama ben diyorum ki ben 20 senemi verdim. Benim çocuklarım var. Ben kalkıp da bırakıp da meydanı onlara bırakmak istemiyorum. Belki düzelir evet. Diyor. Boşanalım ay, diyor mu? Boşanalım diyor mu sana? Eskiden demiyordu, bu iki seferdir şey mahkemeye kadar, yani şey adliyeye kadar gitmiş. Gitsin dedim, gidebilirsin. Ben de seni, onun bütün mesajlarını, seninkilerini hepsini bir tek tek hakim beye anlatırım. İkinizi de hapse attırırım. İşte elinden geleni yapıyorsan yap dedim. Ondan sonra baktı ki yok bir şeyler olacak diye, daha şimdi bir şey demiyor. Şimdi ben de aramıyor, sormuyor, önemli değil diyorum. Belki aramıyor sanırım. Çünkü görmüyor böyle, sanki yılan gibiyim gözünde evet, ya. Şimdi şöyle yapalım yani, ne olur siz. Alo. Hiç duymuyor bakın. Yok. Alo hanımefendiciğim. Şimdi şöyle yapalım. Sizin acınızı çok iyi anlıyorum. Yani inanın. Program başına sonuna kadar sizle konuşabiliriz. Çünkü o kadar derdiniz olduğunu biz buradan hissedebiliyoruz. Evet, belli. Fakat şimdi siz öteki kadını, o adamı bir kenara bırakın. Evet. Sizin sağlığınızdan olmamanız gerekiyor. Acaba siz bu noktada nasıl hareket etmelisiniz? Ne yapması gerekiyor? Şimdi bir defa bu tarzda zehirli bir ortamda kalmaya devam ettiği müddetçe zehirlenecek. Hı hı. Şimdi aşağılayan, çocukları tarafından dışlanan, suçlanan ve eşinin yüzüne bakmadığı, sürekli kendinin değersiz hissedildiği bir ortam var. Hı hı. Bu bir zehirli ortam. Hı hı. Şimdi bir defa buradan çıkması lazım. Tamam da
kadına meydanı bırakmak istemiyor. Şimdi anladınız mı? Ama bu ortamda onun sağlığını koruyabilme şansı bence yok. Ama ne yapması lazım? Onu da çok iyi anlıyorum. Şimdi bir defa, bak şimdi tamam doğru ama bak şimdi böyle bir ortamda bir defa bütün sağlığı bozulur. Bir, annen baban ne diyor? Annen baban ne kadar yanında? Ne kadar destekçi? Çocukların yanında olmasa bile. Yanında diyelim ki annemiz babası. He? Diyelim ki aile bak, destekçi. Yanındaysa bir defa sıyrılıp o ortamdan şöyle bir ay iki ay şöyle bir kafasını dinlesin. Onlar yokmuş gibi. Şöyle bir psikolojisini toparlasın. Bir kendisine gelsin. Ondan sonra mücadele edecekse mücadeleye girsin. Ama bak baştan beri aldatan aşağılayan ama sonunda tutulan bir adam var. Bak tutulmuşsa birine ne kadar çirkin olursa olsun, iğrenç görürsen gör, kötü olursa olsun. Bak güzel olmazsa olmasın ama o tutulmuş. Şimdi aşk var ortada. Yani hak etmese de sevmiş onu, senin gözünde değmese de sevmiş onu ve aşkın bir süresi var. O süre bitene kadar senin onları ayırma şansın yok. Kendileri kavga eder, ayrılırlarsa gelecek yanına. E beklenir mi? Bekleyeceksen bekle. Tabii. Yani bu da var yani ondan kopmadan sana gelme şansı yok. Benim yüzüme bile bakmıyor diyor bakın. E sen yoksun zaten onun için hayatında. Sen hayatında yokken hayatından çıkmak istemeyen onun için problem teşkil eden bir varlıksın sen onun için. Çok acı ama durum acı. Bu. Bak durum bu. Hocam bir empati yapın. Düşünsenize adamın her türlü zorluklarına katlanmışsın. Adam tam tabirimi maruz görün. Palazlanıyor derler ya. Hani bir nefes alacağınız döneme giriyorsunuz. Rahat edeceğim bir döneme giriyorsunuz. Bir kadın çıkıyor. Ya. Senin bütün düzenini alt üst ediyor. Şimdi ben o kadınlara sesleniyorum. Kendi öz karısına, çocukların annesine bunu yapan adam sana yapmayacak mı? Kendi çocukların annesini bu kadar mağdur eden bir adam iki gün sonra senden hani tabir yerindeyse büyüklerin beni affetsin o zevki aldıktan sonra senin kapının önüne koymayacak mı? Bir laf vardır ya çalma kapını çalarlar kapını. Allah'ım zorunuzu kolaylaştırsın.